Hello students, hello everyone. Bugün sizlerle birlikte teen life konusunun ikincisini öğreneceğiz. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün esasında teen life konusunun ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Tercihlerimizi, yani tercihlerimizi, beğenilerimizi anlatırken ne diyorduk? Like, love, keen on, fond of, prefer ve ardından da bir isim yazıyorum. Mesela I like futbol diyorduk ya da I love işte Fortnite diyorduk. İsteklerimizi bu şekilde söyleyebiliyorduk. Bununla alakalı zaten sorularda daha çok kelime bilgisi çıkıyor sınavda. He likes reading a book dediğimizde o kitap okumayı sever diyoruz. Öyle değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Peki o zaman ben hoşlanıyorum ne demek İngilizce'de? I like. Harikasın, I like demek. Şimdi ben sevmiyorum ise I hate, I dislike, I don't like anlamına geliyor. Bir de book, yani kitap çeşitleri var. Dedektif kitapları, çocuk kitapları, fantezi kitapları, biyografi yani hayat hikayesi kitapları, bilim kurgu, science fiction, gotik kitaplar var. Bunları da yine bilmemiz lazım. LGS'de buradan da sorular gelecek. Bir de sebep açıkladığımız, yani içerisinde because geçtiği zaman çünkü demek. Çünkü geçtiği zaman mesela I prefer writing children books. Ben çocuk kitapları yazmayı tercih ediyorum. Because they are impressive. Çünkü onlar nedir? Etkileyici diyor ve bu şekilde söylediği şeyin sebebini, yani reason'ı because'lardan sonra söylüyor. Dolayısıyla sana sınavda, bunları birazdan göreceğiz zaten, reasons'la alakalı bir şey gelirse içerisinde because olacağını unutmaman lazım. Günlük aktivitelerimizin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. In the evenings, every day, on Mondays, on Tuesdays bu şekilde söyleyeceğiz. Ve kişisel görüşlerimizi anlatırken to me, in my opinion, I think diyerek ardından da o konuda hakkında söylediklerimizi söyleyeceğiz. O zaman Tonguç'um, bütün bunların hepsini anladın mı? Hayır hocam. Tabii ki anlaman imkansız şu anda. O zaman anlamak istiyorsak hadi gel hep beraber başlayalım. LGS kampımızda Teen Life 2 ile devam ediyoruz. Tabii videomuza başlamadan önce hemen ödevlerimizi de verelim. 0'dan 8'e sözelde Teen Life ile alakalı kısımda zaten güzel bir şekilde başlamıştık. Şimdi Teen Life'da buradaki kelimeleri tekrar ettiğimiz gibi buradaki alıştırmaları da çözmenizi istiyorum. Bak Teen Life 2 var Tonguç'um. Aynı zamanda taktikli soru bankamızda tabii burada kitaplar küçük gözüküyor. Neden küçük gözüküyor? Çünkü biz de büyük ekrandayız. Taktikliye baktığımızda taktikte İngilizce için çok güzel bir yöntem var. Burada Teen Life ile alakalı buraya stickerları yapıştırdığın zaman bu kelimelerin yanına rahat rahat gezdirip çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bilhassa test çözerken Tonguç Elalim benim. Şimdi Friendship'ten sonra gelen kısımda Teen Life ile alakalı 12 numaralı test ödevi vermiştik 11'i. Bu sefer de 13 ve 14'ü çözmeni tavsiye ediyorum. Ve yine Dinamo soru bankamızda da Teen Life ile alakalı kısımda kelimelere çalışmıştın. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Şimdi güzel güzel burada vocabulary testlerini ve ardından gelen diğer egzersizleri yapmanı istiyoruz. Gramer testlerini yapmanı istiyoruz. Son olarak da 10'da 10 soru bankasında İngilizce kısmında Teen Life ile alakalı burada Teen Life 1 yapmıştık. Şimdi Teen Life 2 ve 3'ü ödev olarak sana veriyorum Tonguç Elalim benim. İnşallah ödevlerimizi güzel güzel yapacağız ve ardından da başarılı olacağız değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. O zaman hadi bakalım herkes arkasına yaslansın ve Teen Life konusunu öğrenmeye başlayalım arkadaşlar. Expressing preferences diye bir şey var. Bu da tercihlerimizi söylerken yani neyi beğendiğimizi ya da neyi beğenmediğimizi dile getirirken kullandığımız bazı cümleler. Mesela I love, I like, I'm keen on, I'm fond of, I prefer nokta nokta diyerekten tercihlerimizi dile getirebiliyoruz. Burada tabii ki gülen bir yüz koyuyoruz. Çünkü neden? Bu sefer sevdiğimiz şeyler. Mesela I love detective books diyebiliriz. Ama buraya bir de I love reading detective books demek daha mantıklı. Niye? Sadece Detective Books'a diyebiliriz Tonguç'um bu arada ama I love reading Detective Books dediğimizde dedektif kitaplarını okumayı seviyorum anlamına gelmiş oluyor. Ha sevmiyorsak diyelim ki bu sefer üzüntü işareti koyacağım. I hate, I dislike, I don't like gibi ifadeler kullanıyoruz. Tonguç dislikes travel books diyebiliriz. Tonguç seyahat kitaplarını sevmiyor diyebiliriz. Veya Tonguç hates veya da Tonguç doesn't like diyebiliriz. Burada tabii ki he, she, it lere dikkat edeceğiz. Çünkü onlarda hate hates, dislike dislikes, don't like da doesn't like oluyor. Like likes, love loves. I'm keen on yerine he, she, it is keen on ya da I'm fond of yerine he, she, it is fond of gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor. Prefer de prefers oluyor. Şimdi nedenleri açıklarken ise bazı şeyler var. Tamam tercih ediyorsun güzel, aferin tercihine saygı duyuyorum ama neden diye sorarsak I prefer reading detective books. Because, çünkü
They are exciting. Çünkü onlar heyecan verici diyebilirsin. Veya to be honest, dürüst olmak gerekirse, I don't like reading. Kitap okumayı sevmiyorum. Because I'm fond of watching TV demiş bak. Bu direkt tam bir tembel tenek. Yani ben kitap okumayı sevmiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama dürüst en azından. Ben televizyondaki dizileri izlemeyi seviyorum. Senin en sevdiğin dizi hangisi Tonguç'um? Zenginlerin Hayatı. Zenginlerin Hayatı gerçekten 7. sezonuna giriyor. Yıllardır Tonguç Akademi tarafından bir türlü prodüksiyon yapılamayan bu dizi yakında çıkacak. Zenginlerin Hayatı dizisinde de gerçekten insan kendini mutlu hissedebiliyor. Yatlar, katlar, arabalar ama gerçekte bizim kitap okumamız lazım. Niye? Kitap okuduğumuz zaman sadece Türkçe dersinde, inkılap tarihi, sözel derslerde değil, matematikteki uzun paragrafları da anlayabileceğimiz için kitap okumak çok faydalı. I love traveling. Seyahat etmeyi seviyorum. So, bu yüzden I prefer travel books demiş. Ben bu yüzden seyahat kitapları tercih ediyorum demiş Ataberk Cansun arkadaşımız. Şimdi yine nedenleri dile getirirken mesela can't stand yani dayanamıyorum, katlanamıyorumdan sonra isim yani verb ing kullanabiliriz. Mesela I can't stand reading science fiction books because they are terrific diyebiliriz. Yani berbat diyebiliriz. Ben bilimsel kitaplara, bilim kurgu kitaplarına dayanamıyorum. Çünkü because they are terrific, berbat diyebiliriz. Şimdi trafik mi varmış hocam? Trafik yok. Trafik İstanbul'da olur sadece. Veya başka bir şey bakalım. I can't stand, katlanamıyorum, dayanamıyorum listening to rock because it is unbearable. Yani katlanılmaz diyor. Zaten katlanamıyorum, katlanılmaz diye açıklama yapmış. Gerçekten çok mantıklı bir cümle kurmuş. Halbuki rock müzik de güzel. Kendi içinde rock müziğinde güzel sanatçılarımız seslendirdikleri besteler ve güftelerle müziğimize renk katıyorlar. Şimdi diğer bir şekilde fikirlerimizi dile getirirken ise to me, bana göre, in my opinion, bence, benim fikrim, I think, bence gibi ifadeler kullanmış. What do you think of fantasy books? Yani fantasy kitaplar hakkında ne düşünüyorsun? I think, bence, they are ridiculous. Ridiculous nedir Tonguç? Ridiculous, saçma. Saçma, rezil, iğrenç, berbat manasında kötü bir anlam var. Hemen ödüllü sorumuzu yap ve mutluluğu kap Tonguç.